Şimdiki kayınvalidem Nezaket Sultan. Ay tam bir kayınvalide edasıyla evet. Geldin. Nezaketçim hoş geldin. Hoş bulduk. Daha önce testi kebabı yedin mi? Yemedim. Gerçekten evet. Mi? Nasıl kırılıyor falan gördün bilmiyorum. Mü? Bilmiyorum. Ya öğrenciyiz. Çok tatlı. Bir de güzel bir şey var testi kebabının. Dilek tutuyorsun kırarken. Dört dilek hakkın var. Gelin. İçinden gelinimi istediğin bulayım. Dileği tut. Tamam. Gelinimi bulayım. Tamam. Güzel olmuş. Etler pişmiş biraz. Güzel, hoşuma gitti. Sebzeler? Sebzeler de, soğan da pişmiş. Sarımsağı güzel pişmiş. Oo. Evet. Bunu biraz tamam. Beğendim. Peki. Öbürlerine de bakayım. Hadi öyle göre. Yapalım. Bunun eti biraz kuru olmuş. Pişmiş ama kuru düşmüş yani. Hmm. Yani birinci tabaktaki gibi malzeme birbirine girmemiş. Anladım. Yani daha şey olmuş. Hı-hı. Kuru düşmüş yani. Hızlı pişmiş bence. Biraz öyle olmuş galiba. Şeyi falan güzel pişmiş. Soğanla, sebzeleri. Soğanla, sebzeler güzel pişmiş. Eti de pişmiş ama kuru düşmüş. Anladım. Hani harmanlanmamış güzel. Beğendin mi bu tabağı, beğenmedin mi? Yok, kuru düşmüş eti. Beğenmedin mi? Ha, yok. Hmm. Peki, üçüncü tabağımız. Güzel harmanlanmış, güzel kumuş. Eti de güzel pişmiş. Sebzeleri güzel pişmiş. Olmuş bu da. Hmm. Tabakta olmuş yani. Bu da mı yoksa en beğendiğin şu an bu mu? Öyle birincisiyle mi bu ha, daha yarışıyor. Kıvamlı. Hem malzemeler tamam. Güzel karışmış, lezzet vermiş. Hı hı. Sosu falan güzel olmuş yani içine şeyi falan lezzeti çok güzel. Bakalım bunda. Puanlamada hangisini daha önde tutacaksın göreceğiz. Bakacağız. İçiyorum abi. O zaman. İçelim. Beğendik. Son güzel. Tabağımız. Lezzeti güzel ama malzemeler pişmemiş. Hmm. Yani baharatı falan çok güzel olmuş. Birbirine geçmiş. Ama soğan olsun, biber olsun, sarımsağı olsun pişmemiş et. Güzel. Et de yani gene idare eder ama malzeme hiç öyle pişmemiş. Allah et sert. Allah. Anladım. Aynı anda çünkü sert. Et pişiyorsa nasıl pişmemiş? Sert sert. Et sert. Beğenmedik geçelim. Mi? Beğenmedik bunu. Bir. Dördüncü tabak 1 puan. 5. Üçüncü tabak 5 puan. 2. İkinci tabak 2 puan. Birinci tabak 4 puan. Hmm. 2 puancık verdik bu tabağımıza. Bakalım buradan kazandığı 1 puanla pazartesine başlayınca hoşuna gidecek mi gelinimizin? Çok da beğenmedik bu tabağı değil mi? Doğru evet. Hatırlıyorsam. Evet. 2 puan verdik. Açar mısın görelim? Bir de alabilirdi yani bu durumda. Ece, maalesef. Yani çok da beğenmedim dedin Hüseyin Hanım ama yani kötü de bulmadın tabağı anne. Kuru düşmüş. Kuru düşmüş. Lezzeti nasıldı? Lezzeti de tabi ya en azından olmamış. 3 ver bari ya. 2 nedir? Et kuru yani malzemeler kaç bir şey söyleyeyim mi? Diğer 3 numaralı tabak da yanık değil miydi? Yanık dedin. Yanık tabağa gittin 5 verdin. Ona 5 vermedim ben. 3'e 5 verdin anne. Bunda da var yanık.
Yanık, nasıl yanık var? Gel bak istiyorsan. Gel var yanık bunda da var. Yani kuru düşmüş. Ben bu kaynaları hiç anlamıyorum. Bir kaynana bir veriyor. Diğer kaynana beş veriyor. Diğeri iki veriyor. Beş olan yanlışlıkla veriyor. Ya yanlış. Kaynanan o zaman yanlışlıkla mı vermiş evet, oluyor? Evet kendi kaynanan. Doğru söylüyorsun. O zaman evet. Neyse. Hem kuru hem şey. Bak yanmış da var içinde. Yani bak lokum gibi kendin de görüyorsun. Daha ne pin nasıl olsun bu yani? Gerçekten daha nasıl olsun? Tam görüyorsun. Harmanlanmamış. Nasıl bu, harmanlanmış? Güzel harmanlanmış. Yani tamam git o zaman geçmek. 2-3 ver, 4 ver. Yani ben gerçekten bu kaynaların hiç kendi kaynanama zaten anlam veremiyorum. Diğer kaynanalar da artık hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani Ece olmamış bir yemeğe kayınvaliden nasıl versin Sevgili 5? Sevgili teyzeciğim sen gerçekten olmamış. Konuşma. Gelinin en azından seni tabak çıkartmadı. Ben olmamış tabak çıkarttım. Şeke sen boş ver oralarda kalma sen tabağına gel. Normal. Ececiğim yemeğin olmamış kabullen kayınvaliden de beğenmedi. Olmamışsa Gülnaz... Eminim ki olmamışlar zaman... olmadığı için ben de biri bastım sana yani. Gülnaz teyze niye 5 verdi? Neyini savunuyorsun? Yanlışlıkla verdi. Hanımlar. Hep yanlışlıkla zaten. Ortalık... Karışmaya başladı gördüğün evet. Gibi puanlamalarla. Maalesef gelinimize 2 vermişiz. Beğenmemiştin. Evet. Onun arkasına evet. Sığınabiliriz. Evet. 4 puan verdik. Bundan sonra 4 ile 5 oh güle güle kullansınlar. Hediye bizden. Acaba 4'ü kime verdik? Kayınvalidemizden 4 puan alan şanslı gelinimiz acaba kim? Aç da görelim. Hatice pek de olmaz o şans sende ama. Nezaket teyzeciğim geldiğimden beri yemeklerimi çok beğeniyorsunuz gerçekten. Sadece şey sormak istiyorum. 5 ile arasındaki fark neydi? Yani neden 5 değil de 4 aldım? Çünkü çok beğendiniz. Evet. Lezzeti var harmanlanmış dediniz. Evet güzel. Bu daha güzel harmanlanmış geldi bana. Şimdi şöyle harmanlama derken biz bunu tencerenin içerisinde pişiriyoruz ya. Evet. Elimizle falan karıştırıp yoğurmuyoruz yani. Elimden geldiği kadar karıştırdım ve eşit dağıtmaya çalıştım. Hala da fırının içerisinde sıcak durduğu için belki bir tık sosunu çekmiş olabilir. O bir tık soslu geldiği için mi ona 5 evet, verdim? Evet o daha lezzetli geldi ona verdim. Zeynep beni iyi aldın Hatice, benim geline 2 verdi. Yapamadığı için 2 alacak tabii ki de. Yani çünkü siz ya, söylediniz biraz önce de kelimesini ne ben yapamadın ya. Gerçekten. Neye göre, kime göre yapamadın? Gülnaz teyzeciğim Mars'ta olduğu için bir de burada böyle boş bir kase falan gördüğü için kaba seyircine gitti burada. Sana öylelikle gitti 5 verdi. O yüzden sen yaptığını sanma. Birileri bir strateji yapıyor, birileri geliyor şöyle diyor, böyle diyor, sosu diyor, karışık diyor, bilmem ne diyor. Burada her türlü her puanı alabiliyoruz biliyorsun ama sen bugün yapamamışsın. Ben o yüzden bence hiç konuşma yapamadım sabah. Yapamadım değil, yani zaten kaynanam kendi orada gördü, pişmiş daha. Kaynanam zaten şu an ne nasıl puan veriyor ben onu da anlamadım. Nasıl harmanlanmış, göre? Biraz harmanlanmış, önceki... harmanlanmış. Hepimiz karıştırıyoruz zaten orada. Biraz önceki kayınvalide geliyor, diyor ki mesela ete pişmemiş diyor. Bir diğer kayınvalide geliyor, evet pişmiş, bu sefer harmanlanmamış diyor. Yani o kadar çok farklı yorumlar alıyoruz. Pişmemiş değil mi Hatice'ciğim? İki kaynana da senin tabağına çiğ yorumu yaptı. Çiğ miydi tabağım? Ama Hatice güzel ama... puan aldım bence. Yok, teşekkür sen ediyorum. Uzatma. Yok öyle çiğ gelmedi. İşte evet. Ay, yok, görüyorsun değil mi? Kaynanan kesinlikle Hatice'ye tutuyorsun. Hatice'ye gelince uzatma. Hatice'ye puan verince seviyorsun. İyi aldı. Sana az puan verdiğim için ya, yani üzülmen uzatma. Lazım iyi puan şu aldın yani. Geldiğim günden beri Hatice. Tamam Hatice'ye galiba benden başka bir şeyliliğin var, sevgin yok, var. Canım. Şu an zaten bir aşkla bakıyorsun, 4 verdiğin, keşke 5 verseydin anne ya, vallahi tüm ama nezaket. Keşke 5 verseydin, ona verdim. 5 verseydin, her zamanki gibi annen en kötü tabağı kim yapabilir dedi ve seni ya, buldu. Ya Zeynep, doğru 5 puanı verecek bakalım en kötü tabak. Yorumların coşturuyor, her tabak açışımızda mutfak daha da böyle bir kızışıyor sanki. Evet. Hayırdır inşallah, tut. 5 puan. Üçüncü kayınvalidem artık gün tamamlanmaya başladı. Çok güzel bir puan bakalım kime gidiyor. Rakip kayınvalidemizden ya Zeynep ya da yeni gelinimiz Derya 5 puanını kaptı. Kime gitsin istersin? Çabuk. Yeni geline gitsin. Aç da görelim kime gitmiş. Zeynep! Yeni geline gidemedi. Ya Nezaket Hanım ya! Nasıl yorum yapıp nasıl tadıyorsunuz? Allah'ım delireceğim.